KD Yaşam kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün erken kalktım, bir sürü iş yaptım. Şimdi Süleyman da kalktı, benden yumurtalı ekmek istedi. Ne zamandır istiyordu zaten. Aynen. Ne güzel oluyor lan sabahları. Evet. Ondan ona yumurtalı ekmek vereceğim. Bugün yine evimizde vlog usulü bir video çekeceğiz. Ben bir yandan sabah yaptığım işlerde böyle kavanozlarım benim başka başka renklerde hep böyle şeyler yapıyorum. Ne yapıyorsun onu? Kapağının hep aynı olması için, şu Süsleme mi yapıyorsun? kapaklarının hep aynı olması için süsleme yapıyorum. Aslında buralarına falan boncuk da taksak çok daha güzel olur. Şurada benim küçük mutfağım vardı biliyorsunuz. Mutfaklarımda da kapakların farklılıkları benim canımı sıkıyordu. Hep böyle kapak aldım. Baksana Süleyman, hepsi bir aynı olunca güzel oldu. Evet, güzel olmuş. Aslında bunları da böyle yapsan güzel olur hani. Biz Aradım bir ara da bir ne yaptık bunları? Yapıştırma mı yaptık? Bir şey iple yaptık değil mi? yaptırdık da dağda bayırda gezerken o ipler koptu. Sağlam bir şey olması gerekiyor. Bunu yapıştırsak durmaz mı acaba? Onu böyle Ya o durur. Yani ya. bağlamakla falan daha bu daha sağlam olacak. Görünüm bakımından daha Nerede onun bizim kapakları? şeye daha güzel Kapak, olacak. bunlarda böyle süslü kapak bulamadım. Sade kapak var. Ondan bunlara böyle süslemek istiyorum. 3-4 çeşit kavanozum var. Bunlara ufak dağlara götüreceğim, baharatları koyacağım. Ben bu tür şeylerle uğraşıyorum. Süleyman da cam takacak. Bizim kapının camı takılık değil, aldık. Böyle böyle işlerimiz var. Şimdi yumurtalı ekmeği yapıp kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Reçellerimizi vesairemizi her şeyimizi çıkaralım bakalım. Bir biz dandik dandik hemen yapıverip çıkıyorduk kahvaltımızı. Bugün güzel bir kahvaltı yiyelim. Baharat kullanacağım ben onda da. Az kullanacağım. Biraz nane, kekik gibi şeyler kullanacağım. Biraz da kırmızı biber kullanacağım. Pul biber şeyden önce kızarıyor. Bir kere kattım da. Yumurtadan önce kızarıyor. Ondan hoşuma gitmedi. Onları sonra atarız. Olmazsa gene güzel olur. Bunlar da kendi sargısıtlarımızın yumurtası. Yumurtaları ayrı tabak getirmem gerekiyordu. Tamam. Evet, şimdi tuz koyuyorum. Tuzu bol oldu mu güzel oluyor Süleyman bu. Çok da atma yine. Yeter. Havada ne değişken ne bana? Sabah nasıldı? Sabahlan günlük güneşlikte şimdi yağmura döndü. Hatta gökyüzü masmaviydi. Hiç bulut yoktu. Ben hava durumuna baktım. %99 yağış gösteriyor hava durumunda. Bu dedim nasıl bir şey oldu? Hani hava durumu yanlışlık göstermez ama dedim. Sonra ben bir daha yattım. Bir baktım uyandım. Hava kapanmış. Şu anda da sis var. İzmir'in havası çok değişken oluyor. Biz başka zamanlarda işe gideceğimizde hızlıca bir şeyler yiyip gidiyorduk arkadaşlar. Köylüler genelde öyle kahvaltı eder. Annemler de öyleydi. Bir işim vardır acele oturup kahvaltı keyfi yapamazsın köyde. Hızlıca bir şeyler yersin, çayını içersin, çıkarsın. Sonra 10-11 gibi, bir daha 11 gibi falan bir daha yemek yersin. Öğlen yemeği yersin. Ama biz şehirde Süleyman'la şey yapıyorduk. Genelde bütün şehirliler de aynı yaparlar. Özellikle bayanlar. 10 gibi 11 gibi kalkıp güzel bir kahvaltı yapıp bir de ilkinden akşam yemeği yiyorduk. İki kere yiyorduk. Ama köyde öyle olmuyor. Hızlıca bir yere gidiyorsun. Azıcık kahvaltı yapıyorsun. 11 gibi, 12 gibi ya da 1 gibi bir daha yemek yiyorsun.
O zaman yediğin yemekle akşam da geçmez. Üç öğün yiyorduk. Yiyoruz yani. Bugün biraz keyif yaptık. Ben erken kalktım, iş yaptım. Süleyman da kalktı biraz iş ya, o da iş yaptı. Bizim aslında büyük ocağımız da var, mutfağımız da var da oraya gitmek bana zor geliyor. Burada bunlar ufak tefek şeyler yapıvermesi kolay geliyor. Hem bir de sobanın başında, orası soğuktur. Bunu. Mesela çay da oluyor. Yazın da burada yapıyorum. Misafirlerim geliyor. Buradan onlara laf yetiştireyim. Onlar bana, ben onlara. Şuracıkta güzel oluyor. Aslında bunu biz mecburiyetten öyle yapmıştık. İnşaat döneminde böyle bir alıştık. Öyle kaldı artık. Bu çok basit bir de çok güzel bir şey değil mi ana, yumurtalık mı? Hiçbir şey katmayan aslında. Bayat ekmeklerim bile ben hiç İzmir'de yoymam. Böyle de yaparım. Bir de küçük küçük küp küp doğrarım. Hı-hı. Bu yumurtanın içine bir katarım, kararım böyle hepsine az buçuk bulaşır. Öyle çok da bulaştı mı güzel olmaz zaten, yumurta sokar. Onu bir fırına sürerim. 15 dakikada kıpkırmızı olur. Hem yumurta pişer hem ekmek kızarır. Ama bayat ekmek, hiç ekmek yoğurmam ben İzmir'de bile dursun. Burada da yoğurmam, İzmir'de de yoğurmam. Öyle de yapalım bir. İleride yapalım bir. İleride izleyicilerimiz görsün. Küçükken bile ben kızken, Emel Abangil küçükken, Selma Abangil bile yanıma gelen çocuklara yapıveriymiş. Selma Aban her zaman öyle de durur, öyle de basan bize yumurtalı ekmek yapıyordun da yediriyordun ya küçükken de. Neden ederdim ki Selma Aban, onu hiç hatırlamayın ya diyeyim ben de. Arkasını da kızarttın değil mi? Ne güzel oldu. Evet. Bunun hastası da çoktur hanım. Seveni. He? Seveni de çoktur diyorum. Yumurtalı ekmeği daha altıda. Ya mutlaka yapıyordur. Anneler çocuklarına alıştırmışlardır. Mis gibi koktu ha. Karnım acıktıydı. Evvela işlerimize döndük ya. Kahvaltıya döndüm tutalım. Sen ne yaptın ana sabah? Ben uyuyorken falan. Sabah ben de bu ambarın altını şey yaptım. Orada yiyeceklerimiz var. Pirinçler, bulgurlar, her şey birbirine karışmıştı artık şey paketler. Açık olan paketlerle kapalı olan paketleri ayrı ayrı yere koydum. Şeyleri kurtlanabilecek olanlar, bayat olanları şey yaptım. Bir poşete koydum, öncelikle onları yiyeceğiz. Yani onların bir ayrımını yaptım şuranın altını. Sonra bulaşık yıkadım. Hı hı. Sonra şunu nasıl olabilir diye şunu ayarladım.
Birkaç tane havlumuz vardı. O gezdiğimiz yerlerde kullandığımız için kirlenmişti. Onları yıkadım. Dört tane elimde. Geçen gün şey diyorlar, Süleyman sen bir çamaşır yıka dedim. Ben de elimde yıkamasaydım çamaşır makinen yok mu diyorlar. Çamaşır makinemiz burada hem var hem yok gibi bir şey. Annemin 3-4 tane yeni eşyası vardı. Paylaşırken ablamlarla bu dolabı bizim olsun dedik. Çamaşır makinesi de senin olsun abla dedim. Onun kendi çamaşır makinesi var ama oğlunun yok. İzmir'de duruyor oğlunun yok. Onu götür gidin dedim. Onlar da 3 sene 4 sene oğlu 3 sene bile oğlu Batır anam vefat edeli hala götürmediler. Öyle onların çamaşır makinesini ben kullanıyorum. Şu anda çamaşır makinem var da ben arada sıcak su olunca bazı şeyler elimde yıkıyorum. Mesela bu hassas annemin işlemelerini falan elimde yıkıyorum. Onlar çamaşır makinesi iyice yırtar falan diye. Öyle bir çamaşır yıkamaydı o. Aslında çamaşır makinemiz var da. Az oldu mu elinde yıkayayım. İnsanlarımız Allah razı olsun üzülmüşler sende değiller işte. Çamaşır makinen yok mu? Neden orada yıkamıyorsun elinde yıkıyorsun diye de. Şey böyle havlu gibi yastık gibi şeyleri yıkamıştım ben o gün. Ekeyince reçeliydi değil mi anam? Göster bir kıvamını seyircilerimiz görsün. Bunu mutlaka yapsın arkadaşlar. Yapın inciri olanlar bile çoğu yapmıyor bizim köylerde falan. Ben çok sevdim onu. Sevmeyenler de var da. Şey videosunu da çektirdik zaten değil mi kanalda? Çekirdeğiyle falan aynı şeye benziyor. Çilek şeyine. Çilek reçeline benziyor. Armut reçelimiz falan var da onlar getirmeyeceğim. Pekmez şu bu. Siyah zeytini de maalesef getirmeyeceğim. Yenmiyor çünkü getir. Bu da kendi yaptığımız yeşil zeytinimiz. Bu kendi yaptığımız köy peynirimiz. Bu kendi yaptığımız incir reçelimiz. Bu kendi yaptığımız ekmeğimiz. Evet. Hepsinin de videosu var. Merak ediyorsanız kanalımızda mevcut. Hepsinin tek tek videolarını çektik. Detaylıca tariflerini anlattık. Şimdi ne yapacağız hanım? Şimdi birini böyle sağlam yapalım. Bunu ben denemeklik yap dedim. Sen yapıştıracaksın bunları yoksa böyle bağlayayım mı kocan? Böyle yeterse böyle bırakacağım. Arada yıkamak isterim bile belli olmaz. Böyle güzel bir görünümü olacak olursa. Evet. Sağlam olursa. Bu kumaş da ucuz değil Süleyman ha. Şey aldım. 75 lira metresi de yarım metre aldım. Şunu da perde yapacağım. Perdenin kenarlarından çıkanı bizim pencere var ya o küçücük pencere damda. O pencere akşam aldım ışıkları açtım mı içeri görünecek gibi geliyor. İyi gibi Süleyman ya. Sağlam gene bu. Evet.
İçine karabiberimizi katalım. Onlar da daha vardı. Onu da katarız. Çoban ağızlanıyor şu anda. Demin yarım saat uğraştım, yanmadı. Güzel oldu değil mi? Onları insanlar bir de şeye koyuyorlar, öyle yukarılık bir yere de raf gibi bir şey yapıyorlar. Bundan bir sürü koyuyorlar, küçüklü büyüklü çok güzel oluyor. Şeyler çok bakıyorum ben, ev tasarımı yap olan videolara çok bakıyorum. Oradan hemen bir şey kapıyorum. Dün şeye gittiydim. Gittiydik Süleyman'dan acıktık da. Lokanta denmez de lokantam Süleyman'a. Kokoreçi. Ha. Süleyman kokoreçiydi de. Orada duvarı sırf şeyden yapmışlar, kargıdan yapmışlar. Aynen. Hemen gözüme ilişti. Bunu kavanozun kapağının üzerine birini denedim. Hepsini, kumaşın hepsini yoymadan deneyeceksin. Süleyman bir elimle tutuyor onu ya. Şöyle tutuyor. Çok katı bir kumaş. Birini denedim. Denedim. Güzel oluyorsa ondan sonra onun gibi garı hep kestim. Önce bir perdemi çıkardım. Önemli olan perdeydi. Bunun şuralarına böyle boncuk da bile bağlasan, mavi ya da kırmızı boncuklar falan güzel olur da artık bir şeyin yanına varılacak gibi değil ki. Eskiden 50 kuruşa bir her şey bulunuyordu. 50 kuruş, 1 liraya boncuklar, düğmeler. Şimdi en ufak bir şey alsan işte bu çuval bezi bile 75 lira. Bir şey alamıyor insan. Kendini aşıp gidiyor ondan sonra. Ne güzel oldular değil mi? Evet. Aferin dedi. Evet. Sobamız dayanıyor yani. 4 tane minnak yavru baharatlık oldu. 4 tane orada bir baharatlık oldu. Bir de büyük baharatlıklar burada. Onları da yapacağım böyle. Yok ya, bunların şeysi güzel gar zaten, baksana. Bunu yeni aldım ben, böyle 10 tane. Çiçek. Sobamızın da nazı geçti gar. Evet. Ondan sonra Süleyman yaktı bu arada, onu dedi. Ben çalışıyorum, anladım. Aferin Süleyman. İçine birkaç baharat koyalım bari, böyle durmasınlar, gel bunlar. Yatalım. İçi böyle arkadaşlar. Yapmak isteyen. Karabiberin devamını katıyorum. Şimdi belgenizimize kaçarsa. Ondan sonra camı takacağım Süleyman. Takalım. Buna kırmızı biber katalım. Arkadaşlar geçen gün tam aradığım gibi aradığımdan biraz daha fazla bir baharatlık bulmuştum. Kaç para değerler dersiniz?
Ne kadar? 600 milyon. Hmm. 600 bin. Çok muydu kavanozu falan? Şeydi, konacak rafları falan vardı. Gerçekten güzeldi. Sırf camdı. İçini gösteriyordu. Kemer altında öyle dediler. Biz şimdi o 600 lirayı başka yere verelim dedik. Böyle kendi baharatlıklarımızı kendimiz yapıyoruz artık. Ucuza getirdik yani biraz. Raf mı yaptın hanım? Mutfağıma araya yeni renkler kattım. Güzel oldu. Güzel olmuş mu? Hmm. Aslında buraya televizyon koyar mıyız bilmiyorum. Koymazsak bu raflar boyanacak daha. Hı. Beyaza falan boyamayız. Şimdi kahverengiye boya. Buralara böyle yarım yarım raf koyup üzerine testilerden falan koymak istiyorum. Küçücük küçücük güveçler var ya. Hmm. Onlardan falan böyle bir koymak istiyorum. Öyle Güzel olur mu ki? gördüm de güzel olmuş bir yerde. Ama oraya televizyon falan koysak da iyi olacak. Evde televizyon yok. Televizyon istiyor gelen misafirle. Bu ev nasılsa böyle diyorlar. Biz televizyon bakmıyoruz da televizyonu. Ha birileri bakmak güzel oluyor gene. Belki şuraya falan koyabiliriz. Böyle. Orada geri dönüp bakacağız. Orada olsa tam karşımızda olacak. Güzel olacak. Bre mutfak mı yapayım dersin? Ama televizyon habiller için güzel. Habilleri aç, habilleri de ya bir tane dede. Torunu da kumanda vermiyor. O kumandanın başında DS çıkarıyorlar. Onu ben annem hastayken bile gösteriyordum da güle güle ölüyordu. En son da dedesin kafasına atıyor ama kıvantı. Kumanda dedesin başına atıyor. Dedesi de ona sağlam bir tane yapıştırıyor. Allah kahretmesin mi seni? Allah kahretmesin mi diye anlatıyor. Evet, şimdi buradaki kapımızın camı yoktu. Bu kapıya cam takacağız değil mi ana? Evet. Giriş Çiçekleri yıkayız bu arada. çıkış kapımızın camı yoktu. Bu narı yedi. Yedi böyle oldu abisi. Narını göstereyim mi? Nasıl iyi? Nar çırıyorum dibine koy dedim. Faydası oluyor değil mi? Evet. Besledim hep bitkilerle. Cama meyvelerle. Hadi bunu koyalım. Şurada da silikonumuz var. Ondan kenarlarını şey yapacağız. Çarşı bunu taşıyacak mı ki? Bilmiyorum. Güvenemezdiler. Size bir şey yaptıracağız diye Osman'a. Böyle Dutkar Hanım'ın. Allah çiçeğim ısırmış. Şurasından da tut. Cilt asma düşürtürüz Süleyman. Onu alsak iyiymiş bir o. Onu çıkarması çok kolay. Evvela onu çıkar bir. Eti anam go. Yavaş davran anam. Kısken o. Bunu sıkması da zor ya. Ucundan biraz da koparalım var. Sen de bence göre olan silikonlarını alsan mı sana? Altına da mı yapıştırsaydık da biraz üstüne öyle mi yapıştırsaydık?
Boşluk var ya. Bu az bu tarafa doğru bak. Burada biraz daha fazla boşluk var. Ha tamam. Az gittim tamam. Yeter. Evet, kabımızın camını taktık. Güzel oldu. Oradan Silinecek artık. kahve gorusunu da öyle sileceğini çıkıyor bile. Evet. Soğuk hava, yağmur, çamur hiçbir şey gelmeyecek artık. Kedicikler bak izlerine bak abi sıçırsı yakalanıyorlar görüyor musun? Kapıda izleri var orada. Nerede? Ha, gördüm. Ama kamerada belli olmuyor. Ayak izleri var hep. Kedi de gelemeyecek. Güzel oldu valla. Ne zamandan beridir edeceğiz edeceğiz deyip duruyorduk. Kalıyordu sürekli. İşin başına geçtim mi? 5 dakikalık oluyor arkadaşlar. Sadece başına geçmekte her şey. Yaptım mı ya yağmur yayılık illa ki bitiyor bir insan üstünden gidiyor. Eğer kam silikon oldu da onu temizlemeye çalışıyor. Hadi gidelim gel içeri ayağımı şimdi. Evet. Ben kral koltuğumu oturuyorum sobanın yanı başı. Burayı kimseye vermem. Soğuk ya, havalar soğudu gari. Güzel gidiyordu. Bahar havası gibiydi ama Aralık kendini hissettirmeye başladı. Çok soğuk günler de güzel oluyor. Karlı günler neşeli oluyor da. Yakacağın bol olacak. Dışarıda hayvanın olmayacak. Evet. Bugünden sonra da daha düşüyor yani hava durumunda. Aralık öyle oluyor ya bizim burada. Aralık'ta hava çok soğur. Çok en düşük olur. Sonra artık alışıyor muyuz? Ne yapıyorsa. Olacaklarda. Şubatlarda o kadar zor gelmiyor Aralık. Şubat geçiyor zaten. Yani Şubat da kış geçiyor da Aralık'ta evet soğuk oluyor. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Ben şimdi bu videoyu hazırlayacağım, yükleyeceğim. Yarın çok güzel bir video çekeceğiz. Nasip olursa, yağmur yağmazsa. Sürpriz mi? Şimdiden ufak bir tüyo verelim. Yayık yapacağız, değil mi? Ayran. Hem de eski usul. Evet, eski usulde. Çok güzel bir video olacak. Dezemgil'in orada yapacağız. Onlar da bakalım müsait olurlarsa. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bizleri sevdiyseniz abone olun. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atarak bizlere çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Desteğinizi esirgemeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın ya.